Hoş geldiniz. Mühendis Adamcığım, nasılsınız efendim? Mutlu saygılar sunuyorum. Ne güzelsin görmek tekrar. Evet, bugün Sayın Muazzez İlmiyeçi Hanımefendi ile ilgili çok özel bir söyleşi yapma ayrıcalığını yaşıyoruz. Kendisinin özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Öncelikle dünyanın sayılı Sümerologlarından birisidir. İki hafta önce de 100. yaş gününü kutlaması sebebiyle Cumhuriyetimizin Atatürk gençliğinin bugün yaşayan yegane ismi olarak kendisine bir takım sorularla yoracağız, değerli görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz İlmi Hanım. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz değil mi? Biliyorsunuz Sayın Ekmelettin İhsanoğlu çatı aday olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyor. Bazı kesimler de hem CHP geçmişine hem de Atatürk'e ihanet etti, böyle bir adayı destekledi diyerek tepki gösteriyorlar ve sandığa bile gitmeyecek olanları var. Bu kadar büyük bir tepkiyi hak ediyor mu Sayın İhsanoğlu? Ne düşünüyorsunuz? Katliyen çekerim. Ben buna çok karşı. Yani şimdi böyle bir namzet konmuş olduğunu daha önceden eğer bu kadar ilgilerse bu Atatürk'ü dediğimiz geçinen günler daha önceden bir şey, onlar da namzet çıkartırlardı. Ve ikisi arasında bir şey yapmışlardı. Şimdi başka bir namzet yok. Arada bir namzet bu ve başbakan. Ya o ya o. Eğer onu yapmazsa başbakana gidecek. Bunu isteyenler, yapmayanlar başbakanı istiyor demektir. Ben bunu şey etmeyen, oy vermeyen, bilmem ne, bunları boykot yapanlara muazzam kızıyorum. Hiç olmazsa bak. Bu şeyle, Ekmelettin Bey'le bir şey gelecekti, bir ılımanlık gelecekti. Anlatabiliyor muyum? Bir uzlaşı kültürü, bir bu yaşanan gerginlik ve kutuplaşmanın bir nebze azalması. Bir nebze azaldı. Evet. Çünkü şimdi ben bakıyorum artık çok birçok hata bulunurlar ondan. İnsanda bulunmayacak hata yoktur, herkeste vardır. Hatası insan olmaz. Şimdi ben ilk anda onun dindar oluşunu katiyen şey yapmadım. O benim için gayet iyi. Çünkü dinini herhangi bir şekilde kullanmamıştım. O bir. İkincisi. Yani dini siyasete hiç kullanmamış. Hiç kullanmamış. Ya. Hiç siyaset yapmamış. İkincisi. Bir bilim adamı, kimyager çünkü, kimya bilimi. Tabii. O bambaşka, çok mühim. Yani böyle bir bilim adamı dünyada tanınmış. Dört dil biliyor. Sonra hem batıyı hem doğuyu biliyor. Bizim doğuyla birçok, her iki tarafla birçok problemimiz var. Peki, özellikle Orta Doğu'daki ülkeler ilişkileri. Düşün, Orta Doğu karışık böyle kaynıyor. Bunları belki bu şekilde halletme imkanı olur diye düşündüm ben. Anlatabildim mi? Ben ya bu Atatürkçü değil bilmem ne demedim doğrusu. Çünkü benim için vatan lazım, memleketin hayrı lazım. Atatürk ayrı, o ayrı. Bugün için, bugün ne lazım? Bugünün koşullarında, bugünkü koşullarında elimizdeki onu, en iyi ihtimal onu bu. Gördüm ve bunu hep söyledim. Peki Atatürk yaşasaydı diye bir Uğur Dündar'a bir mektup göndermişim. Atatürk yaşasaydı bu şartlar altında o da bunu kabul ederdi. Yani şeylere kızıyor Atatürk'ü geçenlere. Sanki dindar olduğu için Atatürk onu kabul etmeyecek gibi. Ya bunu, asla bunu ben kabul etmiyorum. Atatürk dini, inancını kendi içinde tutan, ondan sonra ben
böyle başka şeyleri kullanmayan insanlara büyük saygısı vardı ya. Atatürk'ün dine saygısı var. Niye? İnönü dindar bir adamdı. Beyti Çakmak öyle. Yani etrafında dindar adamlar vardı. Hiç sesini çıkarmadı onlara. Atatürk içinden gelen dindar olanlara daima saygı göstermiş. Korkuyla bilmem neyle. Baskıyla. Din yapanlara asla bir şey yok. Muazzez Hanım, bugünün gençliği Atatürk'ü, Atatürk'ün kişiliğini, devrimlerini, gençlerden beklentilerini yeterince bilmiyor. Siz o günleri yaşamış biri olarak bize lütfen Cumhuriyet'in ilk yıllarını ve o dönemde yaşadığınız zorlukları, anılarınızı anlatır mısınız? Bir Cihan Savaşı'nda doğdum. Yokluk içinde, hatta babam öğretmen, 4 ayda bir maaşımda uzakmış bir çocuk. Onun arkasında bulundukları yerde İnönü Savaşı oldu. Anlatırsam çok uzun süre. O savaşın içinde kaldık. Oradan kalktık, Eskişehir'e gittik. Eskişehir'de bu defa Sakarya Savaşı, Sakarya şeye düşmana geriye doğru şeye çekmeye başladılar. Hadi Eskişehir İngilizler falan geldi. Biz oradan ayrılmak mecburiyetinde olduk. Halk akın akın, yani bir kısım trenle gelemeyen, araba bulabilirse bulamayan yaya eline ne aldıysa işini Ankara'ya doğru, doğuya doğru akın etti. Yani inanamazsınız, bunları şimdi düşünemezsiniz. Ankara'ya geldik, Ankara küçük bir köy, yer yok, iş yok. Herkes dolmuş, yiyecek yok. Ondan sonra bir işte babam bir kahvehane gibi bir yer buldu. Orada şeyler koydu. Yorgan yatak çarşafları ayırttı. Aileleri böyle birkaç aile toplandı, oraya girdi. Yer bekliyoruz. Hani orada da kalamayacağız. Oradan gitmemiz lazım. Kaçıyor. O zaman meclis gidelim diyor. Burayı bırakalım gidelim. Atatürk o zaman diyor ki hepiniz gidin. Ben yalnız bayrağımı alacağım. Tepeye çıkacağım. Savaşacağım. Ne öldürürlerse beni orada öldürsünler. Ben buradan bir yere ayrılmam. Gide. Yani meclis dağılacaktı o kadar. Ve nihayet işte biz de bir trene bindik. Tren de ne? Üstü açık, altı cephane dolu. Cephaneleri de kaçıyor, elde olan cephane. Onları koymuşlar. Kenarlarda büyükler, ortaya da çocuklar. Bir dekomil dedikleri, küçük bir tren. Çur 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 gidiyor. Böyle şeyler çıkıyor. Kılcımlar, ay yanacağız. Aha şey, bağırışlar, yangın çıkıyor. Bir yan öyle bir rezalet. O halde ben çok da bunu kısa geçirmeye çalışıyorum. Oradan bir yerde indik. Yaşağın denilen bir yermiş. Karanlık, iş yok, iş yok. Yani son istasyonumuz. Oradan işte bizimki bir denk gibi bir şey almış annem, bir yatak. Oraya kaçıyorlar, biz çocukları koyuyorlar. Sabahleyin kalkıp gideceğiz. Neyle gideceğiz? Yok. Çorum'a gitmek istiyor. Çünkü Çorum'da babamın kardeşi falan akrabaları var. Onların yanına sığınalım diye. Ondan sonra orada bir eşek kervanı buluyor babam. Yok araba falan. Hangi yıldayız şu anda? Yıl? 1920. 20'nin başı şeylerinde. Eşek kervanı. Çocuklar küpelerde, bizler küpe içinde. Büyükler eşeklerin üzerinde. 5 gün 5 gece. Yiyecek yok, içecek yok. Yani nasıl gittik, nasıl oldu bilmiyorum. Herhalde çok perişan vaziyetteyiz. Yalnız bir tek hatırladığım yolda bir şeye girdik. Neydi onun? Bağa girdik, bağ. Daha üzümler olmamış. Aman o kurutları nasıl yedik, nasıl yedik. Hala unutamam, tadı ağzımdadır.
Yani o açlıkta, o yoklukta, o kuruklar bize en büyük yemek geldi. İşte o 5 gün 5 gece biz Çorum'a gittik. Böylece halım ne bileyim sabit kaldık, hayat doğup başladı. O babam oraya öğretmen oldu. Orada kurtuldunuz. Kurtulduk şeyden. Savaş bölgesinden. İşte o zaman Atatürk diyor ki başka şey çare yok. Halktan yardım istiyor. Yapacaksınız yani şu şekilde o YouTube'da gayet güzel açıktır o. Herkesten yardım istiyor. Çorap, gömlek. Hadi ne aklıma gelirse herkesten büyük tüccarlardan istediği şeyleri de bedelini savaştan sonra kaza bir savaştan de sonra demiyorum. Zaferden sonra ödemek üzere. Çok güzel. Arkadaşları çözüyor. Hangi zaferden? Daha savaşın başındayız. Hayır, savaştan sonra yani zaferden ödeyeceğiz diyor. Böylece benim işte hatırladım o zaman halamın kocası arabayı getirmiş, at arabasını, evin kapısına dayamış. Evde ne var eşya koyuyor. Halam çıkmış, ne yapıyorsun efendi, hepsini götürüyorsun, eşyayı boşaltıyorsun. O zaman eniştem diyor ki, hanım, düşman gelip senin evine aldıktan sonra bunların ne değeri var? Bırak gönderelim diyor. Yani o zamanki zihniyet Çorum'dan, yani böyle verdi herkes her şeyini, hakikaten de. Ondan sonra o yardımlar yapıldı. Hem de nasıl yapıldı yani. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Bu zaferi kazanmak için her şeyi yaptı halkımız. Ve Sakarya Savaşı'nı, arkadan Dünyalar Savaşı'nı ancak kazanabildi. Bu çok çok önemli bir şey. Ama bugünkü gençlerimiz tabii bunu anlayamazlar, bilemezler. Hatta ben bile bunları yaşadığım halde hepsini sanki bana hikaye gibi geliyor. Hepsini yaşadım, bu acıları gördüm. Mesela bazen filmlerde Almanların göç ettiği bu savaşlarda Rusların nasıl oraya buraya göç ettiği, bizim şeyden Bulgaristan'dan gelen insanlarımızın nasıl göç ettiğini gördükçe hep o günleri hatırlıyorum. Yani bizler de aynı şekilde olduk. Ama hep dua ediyorum gençlerimize Tanrı bunları göstermesin. Doğru. Yani hakikaten çok kolay işte, kazanılmadı bu cumhuriyet. Bu çok büyük şeyler kazanıldı. Bu Atatürk'ün yani bir tek kişinin ama bir tek kişinin koca bir milleti uyarmasıyla başladı. Tabii uyarması, eğer o uyarmasaydı bu olamayacaktı. İnsanları silah gücüyle değil, hiçbir zaman korkutarak değil, severek, anlatarak, dinleterek böyle hani dünyada bulunmayan bir adam. Aklıma geldikçe öyle diyorum. Şimdi savaş kazanıldı, güzel. Her şey düşmanlar bitti. İngilizler kuzeyde, güneyde, Fransızlar yine güneyde, İtalyanlar, Ruslar doğuda, her taraf sarılmış. Biz şu kadarcık bir yer bıraktılar. Onu da bir şartla dediler. Eğer bir hareket olursa hemen alacağız diye. Uslu oturuyorlar. Ha, yani o vaziyette iken bütün bunları defedip bizim Atatürk'ün çizdiği misak-ı milliye kavuştuğumuz an en büyük sevinçti. Ama Atatürk hakikaten çok büyük insan oldu, şundan belli. Diyor ki zafer kazandık, bu bize bir şey ifade etmez diyor. Asıl kalkınma lazım, asıl doğuya, batıya bakmamız lazım.
Çünkü 500 yıl ne yazık ki o şey Osmanlı Devleti yalnız zafer yapmış, ilerlemiş batıya doğru ama batının bilimini, batımın bilimini, batımın ilerlesini hiç aldırmamış. En basiti bir matbaayı bile almamış. 250 sene sonra ancak matbaayı bize giriyor batıda. O da kaç sene sonra ancak doğru dürüst çalışmaya başlıyor. Günah. Günah diye anlıyorlar. Neden? Çünkü el yazmasıyla yazıyorlar. El yazması parası kazanamayacaklar diye. İş kolu bitmesin diye. İnsanlar. Bu bakımdan matbaa düşün. Matbaa olmayınca aydınlık başlamıyor. Aydınlık. Yani hiçbir aydınlığa girmemişti. Avrupa aydınlık başladı. Bir yıl keşifler yapıyor, şeyler yapıyor. Osmanlı Devleti susmuş, yalnız dinliyorlar. Onlar bizim gerimizdeydiler, sonradan gelip geçtiler bu. Evet. 1788 Fransız'da bize geçtiler, biz yerimizde saymışız. Şimdi bakın, o şeyden sonra, zaferden sonra memleketin tarihi. Yol yok. Hiç. Eğitim hiç yok. Yani %90 okumayan insan, okuyanlar da ancak devlet görevinde yapılan. Okuma yazması yok yani %90. Yok, hiç okuma yazması, hiçbir şey bilgisi yok. Sanat, hiçbir şey yok. Sanattan, hiçbir sanattan haberi yok. Bilimden hiçbir şeyden haberi yok. Erkeklerin çoğu savaşta ölmüş. Herkes ölmüş, şeyden ölmüş. Böyle bir toplum, böyle bir toplum düşünebiliyor musun? Hiçbir şey yok. O toplumdan insan yapacaksın, düşünebiliyor musun? Ben hala şaşıyorum. Şimdi bakın, 1920'de meclis açılıyor. 70 tane medrese varmış. Medrese. Yalnız din şey, eskiden medreselerde mesela bilim yaparlarmış. Fakat sonradan yalnız dine dönmüş medreseler. 700 medrese, yeni Milli Eğitim Bakanı 400 daha medrese açmış. 1400 düşün, ne ediyor? 1100 medrese. Doğru. 1920'de. Şimdi 23'te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyeti kimse ağzına bile almaya korkuyan bir zaman. Herkes korkuyor. Atatürk'ün kendi arkadaşları Cumhuriyeti yaptırmayı düşünemiyorlar. Cumhuriyet padişahlık yeniden gelsin. Padişah ona mukabil İngilizlerle birleşti, kaçtı gitti. Bıraktı memleketi. Nerede padişahlık yerden koyacaksın? Yani düşün. Padişahlık istiyorlar hala. Olacak gibi değil. Ondan sonra Cumhuriyet ilan edildi. Ve o Cumhuriyeti falan Atatürk o halka, o meclise o kadar güzel, o kadar şeyle, bilgilerle, anlatılarla böyle ikna ederek kabul ettirdi şeylerim. Yani bu dünyada zor görülen bir şey. Hiçbir zaman silahını koyup da bu böyle olacaktır demedi Atatürk. Herkese şey. Ondan sonra işte Cumhuriyet ilan oldu. Halifelik kalktı. O halifelik kalktığı zaman Atatürk'ün Cumhuriyet'te mecliste bir konuşması var. Halifeliğin ta başından sonuna kadar tarihi çizgisi için anlatıyor. Onun üzerine bir tek kelime söyleyemiyorlar. Oradakiler yok. Ya o kadar güzel bir tarihi çizgi çiziyor ki artık halifeliğin lüzumu kalmadığını herkes kabul ediyor. Düşünebiliyor musun?
Yani ben böyle bir insan düşünemiyorum, insan düşünemiyorum. Onu kaldırdı. Ondan sonra Halil Bey kalktı. Ve düşünün 1924'te bütün şeyler, medreseler kapanıverdi. Tabii o medresedekiler hepsi isyan haline. Ama seslerini çıkaramadılar. Neden? Öyle bir şey ki sanki bu şeymiş, kendiliğinden kapanmış gibi bir hal oldu. Atatürk şöyle yapıyor. Medreseler kapanınca şehirleri dolaşmaya başlıyor. Ki halkın nabzını öğrenecek. Ne düşünüyorlar kapandığı için. Her gittiği yerde Atatürk Muazzam yine eski haliyle şey diyor, karşılanıyor. İtibar yani hiç bu medreselerden dolayı kendisine herhangi bir şey gösterilmiyor. Bir yerde, bir şehirde iki hoca bu şeyden, sevinçten, oradaki ortamdan istifade ederek Atatürk'e diyorlar ki medreseler yeniden açılsın. O zaman Atatürk birden sertleşiyor. Hayır diyor, medreseler açılmayacaktır. Öyle der demez muazzam bir alkış. Halkta muazzam bir alkış. O zaman Atatürk çok seviniyor. İnönü'ye telgraf çekiyor. Mayamız tuttu diye. Yani o kadar önemli hakikaten. Ondan sonra arka arkaya devrimler. 1925'te kıyafet kanunu geldi. Hakikaten çok önemli. Düşünün, memlekette her türlü kıyafet var yarabbim. Kimisi takkeli, kimisi canvarlı, kimisi bilmem ne. Kadınlar herkes çarşaflı. Böyle çeşitli çarşaflar. Bir rezalet yani hakikaten. Yani insan o zamanı düşününce bu kadar iktidai yabancılar geldiği zaman bu kadar iktidai milletler öyle. Şimdi bu şeyde şapka inkılabı, kıyafet inkılabında bu da hayret edilecek bir şey. 1920 şapkayı giyiyor, Kastamonu'ya gidecek. Hemen Kastamonu mevzuları falan diyorlar ki katiyen oraya gitme. Çünkü oraları tutucudur. Sana bir şey var. Dayan Atatürk katiyen diyor. Şapkayı alıyor gidiyor bir de. Millet alkışlıyor onun şapka giydiğini falan şey yok. Kasketli insanlar karşılıyor. Ve böylece bir kıyafet devrimi oldu. Kadınlar şapka giydiler. Yani birçok kadın, benim babam geldi anneme ile şapka alacağım sana dedi. Annem dedi ben giyerim vallahi ama dedi benim baştan aşağı şapkayı, kıyafetimi alacaksan o zaman dedi para yok babamda nerede. Ondan sonra diğer yazılar mesela, yazı değil. Onu şey diyor bizim maalesef bizim başlardan biri bir gecede yazı değiştirip travma yarattı diyor. Nereye gidecekti? Adamın boğacağım geldi. Elime gelsin. Ya böyle bir şey. Travma falan yaratmadı. Bilakis bütün halk sevincinden öldü ya. Yani o şey bu yazı devrimi Atatürk daha şeyde Ağustos'un sonlarında doğru. Gülhane Parkı'nda CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir toplantısı var. Büyük bir toplantı. Oraya gidiyor. Atatürk orada hemen birisine yazıyor. Bundan sonra arkadaşlar, dostlar yeni bir yazıya, bir yazıya kavuşacağız. Herkes yazı yazmasını öğrenecek bakın. Birdenbire büyük bir alkış, bir sevinç dalgası şeyde. Bak, yani orada halk birdenbire şey yapmıyor. Ondan sonra kalkıyor, Edirne tarafına gidiyor işte.
orada şey yapıyor, tahta getirtiyor. Sokaktan geçen kim varsa onu bakar. Hadi gel bakalım bir yasa yazalım seninle. A yazalım, B yazalım, Ahmet yazalım, Mehmet. Herkese bunu yazdırmaya başlıyor. Ondan sonra o şeyden, o kasabadan, o kasabaya, oradan oraya başlıyor gitmeye. Bu defa ne oluyor? Bu yazıları şey derken, gazetelerden harfleri yazmaya başlıyorlar. Halk gazetelerdeki yazıları alıp Atatürk gitmeden ona mektup yazıyorlar. Ya pankartlar o yazıyla. Düşünebiliyor musun ya? Gözlerim tırmanıyor vallahi. Ya bu %90 okuma yazma bilmeyen halka sıfırdan. Bilmeyen halka. Hiçbir şey okuyamayan halka. Bilmeyen halka. Sıfırdan. Yazı yazma sevgisini kazandırır. İsteğini korkunç kazandırır. Bir şey. Korkunç bir şey. Okuma yazma sever benliği. Korkunç. Ondan sonra ancak neden sonra şey hatta diyorlar kaç 3 senede yapalım 5 senede mecbur edelim. Atatürk yok yok diyor bizim insanımız. 3 sene yaparsanız eğer. Öyle bir vaktimiz yok. Bilmem ne kadar bekler son 6 ayda yapar. Şimdi 6 ay diyeceğiz diyor. 6 ayda. E hakikaten o 6 ayda yaşlısı, genci, yani kadını, erkeği herkes okumak için korktu. Bu bütün devrimleri dünyada bu kadar hızlı yapan başka bir toplum olmadı. Başka işte. Olmadı. Dünya yani. Tarihinde. Hiç olmadı. Demek ki halk da istedi bunları. Halk hem de nasıl istedi? O adamın dediği gibi bir gecede travma yaratmadı. Halk istedi. Bana gençler sordular. Halk istedi bakım. Ben dedim halk istemese bu olmazdı. Halk istedi. Halk bizim hakikaten İnsanımız yeniliğe çok yani açık. Açık. Ne yapacağım bilmem biliyor musunuz? Amerika burada 3 sene bir şey yapmış, araştırma yapmış. Ve şunu bulmuşlar, Türkler yeniliğe çok açık diye. Ve bu o zaman da gösteriyor. Türkler hakikaten yeniliğe, şapka devrimine, şeye, hepsine hiç itiraz etmeden, hiç şey yapmadan büyük bir zevkle kabul ettiler. Kabul etmeyen kim biliyor musun? Edemeyenler, etmek istemeyenler o medrese artıklar. Onların işlemekten, düzenleri bozuldu. Medreseler, düzenleri bozuldu, şey yaptı. O bakımdan. Şey. Şimdi bu ikinci sorumla da iç içe geliyor. Bu medreseden düzenleri bozulanların tepkisinden bahsettiniz. Bir de Atatürk'ün dine bakış açısını anlatır mısınız? Çekerim. Atatürk dine inanan bir insandı. Zaten kendisi demeklerinde diyor. Din insanlara lazım diyor. Çünkü din insanları bir araya getiren bir şey yani hakikaten bir toplum, bir şey toplumu getiren bir şey. Bu insanların ihtiyacı, düşünün daha bilmem tarih devrinde din şey kendilerine göre herkes bir tanrı yaratmış. Kimisi taşa tapmış, kimisi bilmem. Güneş. Ama bir şey yaratmış. O bakımdan Atatürk dine katiyen karşı değil. Üstelik de dindar hakiki inançlara çok saygılı bir insandır. Çünkü düşünün, askerde Allah Allah diye savaşa giden askerler, orada Kur'an okuyan o inançlı insanlar nasıl Atatürk inkar edebilir? Hayır. Ama Atatürk cobazlara, dini kötü kullananlara çok karşıydı. Karşı olduğu, bunu karşı günümüzde olduğu, dine karşı diye çarpıtıyorlar. Dini kendi menfaati için kullananlara, dini devlet işlerine karşı sağlayanlara, dini bunlara karşıydı. Dini yobazlık şeklinde, yani Kur'an'da olmayan şeyleri varmış gibi gösteren insan, bunlar yobazlar. Mesela bak,
Kur'an'da öldürmeyle ilgili bir ayet var. Demiyor ki kadın öldürmezse Müslüman değildir. Böyle bir şey yok. Kadın öldürmezse cehenneme gidecek. Böyle bir şey yok. Ama şey bilmedikleri için, içeriğini bilmediğim için abi, bu hoca kılıklı şeyler, bunu işte yobazlar, kadın başını örtmediği zaman şey saçından asılacak. Böyle çıkarmayacak. Saçından asılacak. Saçlar yılan olup boynuna sarılacak. Bu Yunanlıların bir metusası var, onu çıkarmışlar. Yani o bakımdan Atatürk'ün dinimize en büyük şeyi Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettirmek. Yani halkın dinini daha iyi anlaması, öğrenmesi için Türkçe'ye çevirdi. Yanlış hurafeler, yanlış tabii bilgilerden halkı kurtarıp dinini iyi öğrensin. Bu tür yobazların yanlış telkinlerine inanmasın diye Türkçe'ye çevirmişti. O İyisini, kötüsünü içeriden Kur'an'da ne var öğrensin diye. Mesela benim annem çok gittiğinde babam zaten ablından nerede öyle o şeyde. Annem de çok dinler fakat Kur'an'ın Arapçasını biliyor. Türkçe olur olmaz annem Türkçesini okudu. Dedi ki burada Türkçe okuyun diye yazıldı. Yani dilinizde anlayın diye yazıldı dedi. Onun için okuyup anlamamız lazım dedi. Mesela annem okur bana söz, sonra ben okudum tabii Kur'an'ı, Türkçesini, Arapçasını ben de okuyordum ama bir şey bilmedikten sonra ne o? Ama Türkçesini okuduktan sonra iş değişti. İnsan, inanma ama oku. Onun içinde inandıklarını, inanmadıklarını, o senin kendine kalmış bir şey, vicdanla. O bakımdan Atatürk çok büyük bir hizmet yaptı dinimize. Okur yazar olmayan sayısının 10 milyonları bulduğu Türkiye'mizde halkın eğitilmesi için Cumhuriyet dönemindeki tecrübelerinizi de katarak bugün neler yapılması gerekir? Tavsiyeleriniz ne olacaktır? Bir kere yavrum Atatürk zamanında mecburi okul vardı. Yani herkes bilahizden ilk çocuklar İlkokul okumak mecburiyetindeydi. Kız veya erkek. Bunu yozlaştırdılar herhalde. Okumayanları aldırmadılar. Bu büyük bir hata. Yani en büyük hata bu yozlaştı. Ondan sonra tabii Atatürk'ten sonra zamanında şeyler açıldı. O çok önemliydi. Halk evleri açıldı. Daha önceden şeyler vardı, halk evlerine benzer başka bir yerdeyken. Bunlara halk evlerinin özelliği şu, halkı mahallelerde, mesela kahvede olacak halkı getirdiler, oralarda eğittiler. Yazı bilmeyene, mesela o zaman okumamış olanlara yazı öğrettiler. Ellerine bir sanat yapabilecekse, resim yapabilecekse nasıl resim yapmasını gösterdiler. Yani sanat gösterdiler, müzik öğretmeyi, müzik gösterdiler. Yani o halk evler tamamıyla bir eğitim merkezi oldu. Ve insana, halkımızı eğitti. Yani bunlar yeniden canlanmalı diye ben düşünüyorum. Koşulun şartlarına göre halkımızı tekrar... En önemlisi de köy okullarına çok önem verildi. Yani büyük bir çalışma yapıldı biliyor musunuz o zaman? Köylerin nasıl adam edelim, köylerin neler yapalım? Çok şey yapıldı. Köy öğretmenleri yapıldı, köy eğitmenleri yapıldı. Ve en sonunda köy elçileri oldu. Ve köy elçileriyle muazzam ama dünyada eşi görülmemiş bir eğitim şeyi ortaya çıktı. Hakikaten
Orada yetişen çocuklar kendi binalarını yaptılar, kendi oturdukları sandalyeleri yaptılar, kendi yiyeceklerini yaptılar, kendi eğitim şeylerini, tarımlarını yaptılar. Her şeyleri. Siz geçen gün sohbetimizde demiştiniz ki köy enstitüleri kapatılmasaydı muhteşem bir jenerasyon yetişiyordu. 100 sene ilerledik. Evet, çünkü 100 sene ilerledi. Tam 100 sene ilerledi. Bakın bugüne gelmemiz, yani devrimimizin bugüne kadar gelmesi çok önemli. O köy enstitülerinin, halk evlerinin büyük önemi. Katkısı var. Hala devam ediyor. Atatürk'ün devrimlerini bugün için değerlendirmek gerekirse başarısını nasıl değerlendirirsiniz? Ya beşerli olmasa böyle oturamayız. Burada bu karşılıkla böyle konuşamayız. Yani öyle başarılı oldu ki bu devrimler. Hakikaten ben son derece mutluyum. Neden derseniz düşünün. Müzikten haberimiz yoktu. Bugün dünya çapında müzisyenlerimiz var. Yalnız icra yapan değil, sanatı çalınan müzisyenlerimiz var. Heykeltıraşlarımız Avrupa parklarında, müzelerinde eserleri olan. Ressamlarımız var. Avrupa'da bir yığın sergiler açıp oralarda övgüler kazanan ressamlarımız. Baleden, şeyden haberimiz yokken, operadan bugün dünya çapında yani ödül alan bu sanatçılarımız var. Dışarıya gönderdiğimiz bütün çocuklarımız gayet başarılı oluyor. Neden? Çocuklarımız Atatürk'ün dediği gibi Türkler zeki, çalışkan, iyi ama önleri kapanmazsa, yol açılırsa demek ki halkımız muazzam ilerleyebiliyor. Bu ilerleyenlerin ekserisine bakın köylü çocukları. Yani şeylerinde, arkalarında yetişmiş dedeleri, neneleri olmadığı halde bu çocuklar hepsi böyle. Bir de siz şeyi söylemiştiniz devrimlerle ilgili 15 yılda bizim yaptığımızı Avrupalılar 400 ben yılda. Ben onu diyorum. Onu da biraz yani, bahseder misiniz? Bakın Rönesans şeyinde Avrupa 15. 16. yüzyıldan sonra 15. yüzyıl tam karanlıktı. 16. yüzyıl artık yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. 17. yüzyıl 18. o zaman bilim adamlarına sanata önem vermeye başladılar. Ve orada müzisyenler yetişti, bilim adamları yetişti, kocaman. 400 sene, 300 sene. Şimdi ben bakıyorum, 80 yılda bir Türkiye gibi yerde yetişenler onlardan az değil. Bu kadar müzisyen. Onlar kaç devlet değiştirerek kaç devlet var, bizimki bir devlet. Bir Türkiye, bir nüfus. Ve bu kadar. Son derece. Çok başarılı. Ve siz biz, devrimlerimiz hala da devam ediyor. Devam ediyor yani. Devam ediyor ama şimdi her devrimin karşı devrimi oluyor. Biz de bu karşı devrim hiç hemen olmadı. Olamadı. Çünkü devrimler büyük kanla olur. Mesela görürüz Fransız devrimini biliyorsunuz. Doğru. Rus devrimini biliyorsunuz. Ne kadar kanlı. Biz de böyle kan dökülmedi. O bakımdan bizim devrim çok esaslı bir devrim oldu. Onun için şey yani devrimi şey demiyorlar. Hazmedemiyorlar. Hayır, sarsamıyorlar bir türlü. İslam dünyasına baktığımız zaman Türkiye en evet. gelişmiş, en medeni, en başarılı ülke. Yani kuşkusuz bunu da biz laiklik ilkesine borçluyuz. Laiklik ve bilime önem vermek. Günümüzde Atatürk aleyhinde birçok konuşmalar yapılıyor. Ve bu konuşmalar yapılırken de
Atatürk'ü putlaştırmamak lazım. O da bir insandı cümlesiyle bu eleştiriler yapılıyor. Bu konuda eleştiri yapanlar bunu artık bir moda şeklinde, bir marifet şeklinde ama bayağı... Ben çok kızıyorum. Çünkü bu, evet Atatürk bir şey değildir. Put değildir. Ne bileyim, put değildir, bu doğru. Yani onun şahsına, yanlışları olabilir. Onun gidip de ona ibadet edilmiyor. Yani ne yapıyoruz? Yani yapılan şey, onun yolunda, onun arttığı yolda ki şey, ilkeleri takip kabul ediyoruz, onun ilkesini istiyoruz. Yoksa Atatürk'ün şahsı değil, bu kadar basit. Bunu düşünmeyen, gençlerin düşünmesi lazım. Sonra Atatürk'ün de sözü var, beni dogmalarla birleştirmeye, günün değişen koşullarına göre bu kuralları, bu vizyonu, stratejiyi siz de değiştireceksiniz ileride diye. Gayet tabii onda zamana göre değişmek mecburiyetle birçok şey. Düşünün, o zaman cep telefonu yoktu, telefon bile yoktu. Şimdi cep telefonları çıktı, aklımızın erişeceğinde. O zaman radyo çıktığı zaman değil olduk, nasıl oldu diye. Televizyon çıktı bilmem ne. Yani gün, her gün değişiyor. Yani Atatürk'e saldıranlar da, Atatürk'ü savunanlar da pek Atatürk'ü tanımıyorlar, bilmiyorlar, anlamıyorlar. Sizce Atatürk'ün başarısının altında yatan önemli faktör nedir? Ve siz bugünün gençlerine bu konuda ne şekilde öğüt verirdiniz? Evvela okuma, okuma, okuma. Atatürk çok okumuş. Yani bunu gözlerimizle gidin de şeyden de görebilirsiniz. Çizdiği şeyler, ben de okudum diyorum ama çizmedim onu gibi. Yani öyle çizim, o kadar güzel. Bir Fransız kitapta ben kendi gözümle gördüm. Diyor ki Sümerliler şeyden, Orta Asya'dan gelebilmiş olabilirler. Dilleri Türk diline benziyor. Altını çizmiş yanına, kocaman bir önemli yer. Fransız kitap gördüm kendi gözümle. Yani bu muhteşem, kadar katli, böyle araştırmacı, bir insan, araştırmacı. Onun için herkesin okuması, bilmesi. Sonra Atatürk, ben okudum biliyorum, her şeyi biliyorum da dememiş. Hep danışmış değil mi efendim? Hep okumuş. Ondan sonra da karşısındakini konuşturmaya, o meclisler var ya, o yemek masaları, yemek masaları, sırf konuşmak bilmeyen insanları konuşturmak, aynı zamanda onlara biraz bir şey öğretmek. Hı. Hakikaten sadece onlarla öğret. Adam orada bütün öğretmenlik yapmış, öğretmenlik. Vizyon göstermiş onları. Konuyu, o geçen ne konuşacak da onu açıyor. Onların fikirlerini soruyor, kendisi anlatıyor. Yani ben biliyorum, ben her şeyi yapıyorum. Şeklinde öyle bir şey yok adam. Zaman gençlerimize en önemli öğütünüz okumaları, çok okumaları. Okumaları ve okuduklarını da anlatmaları. Yani okuduklarını, bazı insan sadece okur kafasında kalır o kadar. Ben onu paylaşsınlarım. Etrafını anlatmasın, yazsın, o bilgi, yazsın, aydınlık. Yazsın, anlatsın, paylaşsın. Etrafında şey bulsun, kendi kafasındaki insanları bulsun. İstişare etsinler, anlatsın. Düşünsünler, yani sorgulasınlar. Bizim en şeyimiz o. Eksiğimiz. Kar etrafında anlatabilmesi. Mesela Atatürk'ün o öğrendiğini anlatmış hep. Onu yapabilmek, herkesin düşünün, her bilen adam bir grup yapıp da birçok şey öğreteyim, bakın neler. Ne kadar birikim artar. Peki Mazlum Hanımcığım, Atatürk ve Cumhuriyet dönemiyle ilgili unutamadığınız birkaç anınızı paylaşır mısınız bizle? Mesela yurt dışında bir konferansa gitmiştiniz. O çok. Şimdi şekerim, tabii Atatürk'le ilgili bir kere biz kadınlara büyük bir yol açıldı. Yoktu. Ondan evvelde kadın, eğitim, kadın eşitliği falan böyle bir şey yoktu. Bu bakımdan çok önemli. Ben tabii şeye bir
Avrupa'da bir yerdeydim, nerede olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Ama bir toplantı konuşuluyor işte şurada burada. Benim de Sümerolog olduğumu söyleyince adamın biri baktı yüzüme. Ay bir Sümerolog dedi, bir kadın dedi. Arkasına bir Türk kadını dedi. Yok ben sana sarılmadan edemeyeceğim dedi. Bana tuhaftı, sarıldı, yanaklarımdan öptü biliyor musun? Bu bakımdan Atatürk'e bir simge oldu. Kadınlara seçme, seçilme hakkı vermesi İsviçre'den çok önce. Yani Atatürk'ün kadınlara verdiği önem. Çok önemli hakikaten. Peki, sizi çok yorduk. Son sorumu soracağım. Bu son soruda Türk gençliğine bir tavsiyede bulunacak olursanız, iki konu ne olurdu bunlar? Vallahi birinci olarak ben çok okumalarını söylerim. Okuduklarını etraflarına anlatmalarını söylerim. İkincisi, hiç Atatürk'ün notkunu muhakkak okusunlar. Muhakkak yani. Ondan sonra da Kur'an Türkçesini. Ellerinden geldiği kadar Kur'an Türkçesini okusunlar. Dinlerini öğrensinler. Dinlerini öğrensinler. İyi öğrensinler. Ne var? İyi, kötü. İnansın, inanmasın. Ama mutlaka şunun için Kur'an'ı inanmıyorum, şunun için inanıyorum diyebilsinler. Çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir söyleşi oldu. İnşallah tekrarında ikincisini yapacağız. Böyle sizi yaz yerinde, yazlıkta yakaladık. Yaparız ya bana. Çok önemli. Çok bana gözelik yeter. Yok, büyük ışık tuttu hepimize. Gençlere özellikle çok faydalı olacak. İnşallah Türkiye iyi günlere doğru gidecek verdiğiniz tavsiyeler, öğütler. Farklılıklarımız, gücümüz, zaafımız değil. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten. Çünkü sizin böyle şeye ilgilenip de bunu yaptırmanız hakikaten çok önemli. İşte bu sizin büyük bir teşebbüs. Sizi kutlar. Teşekkür ederim. Hakikaten kutlar. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok önemli. Çok teşekkür ederim. Böyle bir iş adamı olarak keşke bizim iş adamlarımız bunu yapsa.